Herkese merhabalar, ben Herolar Valtanır. Bugün sizlerle birlikte House Flipper'ın 6. bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En son biraz evleri kurcalıyordum da ne alabilirim, ne yapabilirim gibisinden. Evet, e-posta. E-postalarıma girmek istiyorum. Arada e-postalarımı açmıyor, neden bilmiyorum. Büyük evi temizlemek için evi temizleyin lütfen. Evin boyanması garaj. Teyzemin yeniden dekore edildi. Peki. Pınar Hanım'ın isteğine bakalım. Merhaba. Bizimle beraber yaşayan büyük annem geçen sene vefat etti. Odası aylardır boştu. Biz de yeniden yapılandırmaya karar verdik. Kocam alet edevatını koyacak bir oda, ben de fazladan bir banyo istiyorum. Çünkü evimiz aile büyük olmasına rağmen içinde sadece bir banyo var. Kızımız artık küçük değil ve sabahları banyoyu meşgul etmeye başladı. Hal böyle olunca bizim için güne başlamak zor oluyor. Lütfen büyük annemin odasındaki bütün eşyaları evden uzaklaştırın. Odayı ikiye ayıran bir duvar örün. Mevcut banyo büyük annemin odasının hemen üstünde. Yeni banyoyu inşa etmekte zorlanmazsınız yani. Yeni banyonun zarif ve işlevsel olmasını istiyorum. Bütün duvarları parlak fayanslarla döşensin. Alright. Bir bakalım. Duvar öreceğiz. İlk defa olacak bu. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Duvar örüp üzerine sıvı atıp üzerine boya mı yapmam gerekecek acaba? Vallahi meraktayım şu an. Yeni şeyler görmek hoşuma gidiyor. Yeni şeyler yapmak hoşuma gidiyor. 9 tane görev... Yok pardon. 3 tane görevimiz var. Odaları döşe, araçları monte et ve duvarları elden geçir. Şimdi... İlk önce uygun odanın hangisi olduğunu bulmam gerek. Büyükannemin odasının üstü diyordu. Şurada bir yerde... Burası mı? Evet, burası. Küçük mutfakta odurum. Büyükanne burada yaşıyormuş belli ki. Peki. Şimdi... Bu eşyalar büyükannenin eşyaları mı? Doğru yerdeyim değil mi? Buranın bir alt katı falan yok değil mi? Burası garaj. Yes. Peki buranın bir alt katı var mı? Ondan bir emin olalım. Gördüğüm kadarıyla yok. Zaten direkt garaja çıkıyor. Üst katta neler var peki? Bir bakmak istiyorum. Gayet güzel yapılmış burada. Wow. Bak bayağı güzel. Bayağı güzel. Çok hoşuma gitti. Manzarası da güzel. Şuralara da bir bakayım ya, merak ettim. Tatlı. Çocuk odası tatlı. Kızımız o kadar küçük değil demişti ama burası ne? Kiler ayarında zannedersem, evet. Kızımız o kadar küçük değil dedi ama bayağı küçük bir çocuğun odasını andırıyor. Hop, buradan aşağı inerim. Buraya geçerim ve benim oyun alanım burası. Pekala, burayı bir kapatalım. Şimdi, burada bayağı bir eşya var. Bu eşyalar artık bizim arkadaşlar. Zıbam. Zıbam. İyi para kazanacağımı tahmin ediyorum. Değişik bir ışıkmış, ona baktım mı? Kabalık mı olur? Hırsızlık simülatörü oynamıyoruz burada derken. Ya ben iş için şey yapmıştım ama. Ne demek böyle bir şey yapamam, manyak herif. Evin dizaynını değiştireceğiz ya. Peki bunları alabiliyor muyum? Yalnız deli gibi para kazandım şu ana kadar. Daha. Çiçek lazım olmayacaktır. Çiçeğin lazım olmadığına inanıyorum. Lamba kalabilir. Bu? Bunu almıyorum peki. Bu burada kalacak belli. Şimdi bir duvar örmemi istiyor. Oha. Direkt böyle mi yapılıyor? Koydum. Biraz basılı tutaraktan. Evet. Şu şekilde... İşler halloluyor, peki. Nope, orası değil burası. Bir duvar 40 lira bir maliyeti var. Duvarı direkt boyayabiliyor muyum acaba? Onu çok merak ediyorum şu an. Şimdi bu taraf... alet edevat yeri olacağı için ben şu tarafa geçip buradan devam edeyim. Banyo burası olacak çünkü.
Evet, gayet tatlı oldu. Peki. Şimdi. Şuradan başlayalım. Duşakabin. Tamam. Zaten çok sağ olsun burada bizim için yerini hazırlamış. Tatlı bir duşakabin kuracağım buraya hemen. Şöyle giderin yerini de açalım. Duşakabinimizi satın almak için dükkanımıza gidelim. 368 lira satın aldı yani. Bu bölümden çok karlı çıktım. Bu bölümden daha şimdiden çok karlı çıktım. Sattığım malzemeler yani büyük annenin eşyaları Allah rahmet eylesin bana bayağı bir fayda sağladı açık konuşmak gerekirse. Hop bunu böyle tak. Hop bunu böyle koy. Bir de la. Üzerine kapağı kapat. Giderimizi ayarlayalım. Borusunu takalım. Çerçeveyi oturt. Dış paneller. Musluk için yapacağımız demir gider sistemi. Hop kapat. Vidalarını tak. Çıt 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 çıt. Ve bir çıt daha. Paneli koy. Paneli koy. Panelin geçeceği alanı sabitle. En azından düşmemesinden emin olmak için. Hop bunu da koyduk. Tutma yeri. Tutma kulbu. Kapat. Diğer taraf yine düşmemesi için. Bu sürgü sistemi böyle bir şey zaten arkadaşlar. Gerçekte de böyle yani. O kilitliyor oradaki düşmesini engelliyor. Baby. Güzel oldu. Şimdi çerçevesini sağlamlaştırmak için kenarlarını takıyoruz. Üst çerçeveye oturtuyoruz. Yine yukarı aynı şekilde düşmesini engellemek için tutması gereken demirleri takıyoruz. Alt kasasını kapatıyoruz ve bitti. Şimdi birinci aracımız tamam. İkincil olarak buraya bir tuvalet. Tuvalet diyelim. Yine ben her zamanki gibi yassı olanı tercih edeceğim. Bu gayet güzel duruyor çünkü ya. Bilmiyorum, bayağı geniş. Daha sağlıklıdır gibi geliyor. Valla iyi yani, hani güzel. Şimdi birkaç şey daha var. Birincisi şurası. Küvet mi? Aa, ilk defa küvet kuracağım. Çok güzel. Bu ilk defa olacak. Küveti bayağı merak ediyorum ben. Küvet. Şimdi monte edilebilir küvet, monte edilebilir oval küvet. Oval daha seksi duruyor. Oval yapalım abi. Şimdi ilk önce küvetin ayaklarını koyduk. Üzerine küveti koyuyoruz. Alttan kaymaması için vidalıyoruz. Gayet hoş. Çok güzel. Bunun gideri de buradan. Evet. Buraya da şey musluk kısmını ayarlayacağız zaten. Dış kasayla kapattık. Abi oval çok daha güzel oldu. Burada ne var? Çamaşır makinesi. Ha, inşallah oval engellemez onu. Engelleyebilir bu arada ya. Tüh. Ha, engellemedi. İyi, güzel. Çamaşır makinesinin de kazan tarafını açıp giderlerini halletmemiz gerekiyor. Hop şöyle vidalarını söküyoruz. Ki kazanını şöyle dışarı doğru çıkartıp şu giderler için gerekli olan yerleri açabilelim. İşte su alma ve kirli suyu atmak için gerekli olan yerler. Sıcak suyu, soğuk suyu bilmem neyi. Kazanı düzelttikten sonra hop pıtır pıtır yerine malzemelere takıyoruz. Çok şık oldu abi. Buraya da bir ayna istiyorsundur. Burada ne yeri var? Lavabo. Sen şimdilik öyle bırakalım.
Buranın yeri çünkü lavabo için gerekli olan yer. Burası için bir de lavabo satın alalım. Şunu yapmayı çok istiyorum buraya. Evet, bu bayağı şık çünkü yani. Birleştir dedikten sonra hemen şuradan. Çok şahane ya. Hop. Vallahi mis. Kenarlarını sıkıştırdık mı? Bu lavaboda kullanıma hazır. Şimdi yuvarlak halı. Buraya mı istiyor halıyı acaba? Tuvalet kağıtlığı mantıklı. Diğer odalardaki görevler kısmı odaları döşe. Tamam. Burası ile işimiz bitti. Peki burası ne olacak? Bu duvar ne olacak? Böyle mi bırakacağım? Dur bakalım. Mobilya yerleştir. Abi vallahi duvarı böyle bıraktırıyor. Alan sandalye. Siyah, siyah. Şöyle koyalım. Bir. Bir dakika. Garaj rafı. Onu böyle koyarsam daha güzel olur. Tekrar bir garaj rafı daha istiyor beyefendimiz. Hop. Çok iyi. Standart ney? Standart masa. Standart. Şu. O zaman bunu buraya uygun şöyle tatlı bir şey haline getirelim. Vallahi gayet güzel. Da şurayı bir sıvasaydım, boyasaydım çok güzel olacaktı ya. Neyse. 30 bin lira. Bebek gibi bir para. Müthiş bir para, tek kelimeyle harika bir para. Benim işimi görür, benim işimi görür. Ben Azat'a ama ederim. Köpek gibi para kazandım, Azat'a ama ederim. Aynen. Yatak odasının eksikliği büyük eksiklik ama birader. İyiymiş. Peki. 7 tane e-postam var. Evi temizleyin lütfen. Garaj. Ne diyor? Yeni bir araba aldım ama garajımdaki çöpten arabayı koyacak yer yok. Garajımı temizlersem ben de arabamı koyacak bir yerim olsa keşke. Saygılar Hakan. Not. Eğer arabamı yıkarsam fazladan para veririm. Garaj işi kolaya benziyor. O yüzden garajı kabul ettim bakalım. Büyük bir garaj, çöpü dök, kiri temizle, camları temizle. Basit bir göreve benziyor. Oğlum siz ne yaptınız lan buraya? Şu arabayı bir alalım hocam. Şu araba bir çıksın, az bir gezsin şu araba. Dışarı çıkartamıyor muyum arabayı? İlla burada kalacak mı bu? Ulan ya. Bu olmaz ama. Hakan'cığım şunu çıkartsaydın olmaz mıydı ya? Şimdi. Peki. Temizlik alanımız artık daha geniş olduğu için rahat bir şekilde bunları böyle temizleyebilirim. Onlar kalsın. Güzel.
Değişik bir garaj bu arada ya. Bu da ne pis adammışsın be. Vallahi pis adammışsın ha. Şimdi tabii ben bunun upgrade'lerini böyle fullediğim için bu bizim için bayağı bir kolay bir görev haline gelecek. Sadece belli noktaları kaçırmasak yeter. Yani birazcık daha böyle dikkat ederek yapsak yeterli olacaktır. Hakan'cığım ne yaptın sen? Bence bu posteri atman lazım Hakan. Bu poster seni bitirmiş Hakan. Eşyalar desen leş gibi. Şurada çöpü unutmuşum. Onu bir alayım da. Sonra bir de etrafta çöp aramayalım. Şöyle Hakan'ın arabanın üzerine çıkıp kapağı da böyle temizleriz. Küçük bir çakallık keşfettim ben orada. Kapat bakayım şunu. Nice. Hakan'ın arabanın üzerine çıkmayaydık fark etmeyecektik onu. Şimdi Hakan'ın arabayı bir tutalım. Hakan sen ne yapıyorsun oğlum ya? Nasıl pis bir adamsın? Bu güzelim arabanın ne yapmışsın böyle ya? Arabayı sulamam kusura bakma benim suyla bir olayım yok. Arabayı çarptırdın mı Hakan? Allah seni kahretmesin değil mi Hakan? %99'da mı kaldı orası? Görünüşe göre öyle. Hop. Şuradan eksik olabileceğini düşündüğüm her yere şunu iktirerekten şöyle bir %100 yapmaya sağlayacağız. Bakalım. Bulabilirsek çok mutlu olurum. %100 için yapmam da lazım. Şu Hakan'ın arabayı birazcık ilerime alsam. Bunun arabada da olabilir çünkü bir pislik. Hakan'ın kendisi bayağı bir pismiş zaten. Onu fark... Ah Hakan ah. Bizi bitirdin Hakan. Yemin ediyorum bizi bitirdin. Pislik mi lan şunlar? %100 olmuş bile. Nerede yaptım görmedim. Bir de cam temizleme olayı var. Neyse ki alet edevat artık upgrade'li. Cam işleri çabuk halloluyor. ...15.000 lira mı? Bebeğim. Diğer odalardaki görevler. Çöpü dök, kiri temizle, camı temizle. Allah Hakan pis adamsın. Onu söyleyeyim. Hakikaten diyorum pis adamsın. Çöpleri bir atalım. Bunlar çöp değil, bunlar çöp. Başka çöp var mı etrafta? Şunlar var. Ya plastikleri niye sakladın ki Hakan? Çöpü dök, %90'la kaldı. Şu var. %93. Hala mı çöp var etrafta? Söyleyin hangisi çöpsünüz? Sen çöpsün. %100. Güzel. Şimdi yine kiri temizle kısmı geldi. İlk önce yerlerden başlayacağım bu sefer. Şunun etrafında da iyice gezelim. Bu aleti upgrade etmek müthiş bir şey. Ama derseniz ki Anıl bu süpürgeyi seviyor musun? Hala sevmiyorum. Ama delikanlı süpürge yani uzaktan her türlü süpürüyor. Baksana şuna. Anneme şöyle bir süpürge alsam hayatında en mutlu anını yaşar herhalde yani. Üstüne şöyle yapıyorsun her tarafı temizliyor. Müthiş bir şey. Tek kelimeyle müthiş bir şey. Hakan bunlar ne Hakan? Yosun tutmuş burası Hakan. Ne pis adamsın Hakan ya.
Gerçi oğlum biz şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. Garaj olayını bilmiyoruz ki ya. Adamların yurt dışında öyle bir olayı var. Adamlar garajlarda iş yapıyor. Ne bileyim ilk rock gruplarını garajlarda kuruyorlar. İşte amanın Facebook kuruluyor garajlarda, bilmem ne kuruluyor garajlarda. Oğlum bizim de evin garajı olsa ben bayağı orada yaratıcı şeyler yaparım ya. Bayağı problemle yaşatırım ailemi o garajla ilgili yani. Eminim o mantıklı kullanmam ben orayı çünkü. Çünkü çok suça meyilli bir yer garaj yani. Hani anlatabiliyor muyum? İş yapar orası. Bu %100 oldu mu? Olmamış. Ben hala paspasa devam konuşurken. Abi bizde niye yok öyle şeyler ya? Ya vardır aranızda illa garajı olan vardır eyvallah da. Niye yok? Niye genelimizde yok yani? %100 oldu bu arada. Ben isterdim ya o garajda. Uuu baby neler yaşardım yani. Neler neler. $24.590 lira 16 kuruş. Hakan bebeğimsin Hakan. Hakan seni çok seviyorum. Hakan. Şimdi son duruma bir bakalım. 400 bin lira bir param var. Uf çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Şu evlerin güzelliğine bak. Ah 815 bin liraya yeni evlilerin eve. Aile eve. Ne bileyim işte boş ev. Pembe krallık. Şunun içi zaten hele. Eşi bulunmaz bir fırsat. Sahnenin yıldızı Bonnie B'nin evi makul bir fiyata satıyor diyor. Bonnie B'nin evi harika ya. Ben burayı alacaksın işte. Burayı dekore edeceksin. Satacaksın. Kim bilir kaç paraya doğru orası ha. Uuu baby. Şurası için çok güzel planlarım var şu. Bir sığınak ile garaj. Bu neden burası ile ilgili bir planım var. Bakın şimdi şuradan göstereceğim. Alıcılar diyorum. Şurada bir manyak gördüm ben. Şimdi şu aileye ben bir ev sattım zaten. Şuna bir ev sattım ben. Şu. Yalnız kurt. 37 yaşında emekli askeri teknisyen. Ailesinin ne pahası olursa olsun korumak istiyor. Gerekirse bu amaç uğruna kan döker. Bu herif manyak. Ben bu herife orayı satmayı planlıyorum işte. Planım o, amacım o. Deneyeceğim, deneyeceğim. O zaman bir sonraki bölümde diyelim. Ben burada bu bölümün sonuna geleyim. Siz de kendinize iyi bakın. Oyunla kalın ve hepiniz hoşça kalın.